dünya tarihinin belki de en kanlı yüzyılının başında doğmuştur. Dönemin koşullarına göre oldukça varlıklı ve eğitimli sayılabilecek bir aileden gelir. 3 yaşında Halep'te paşa torunluğu ettim der otobiyografi şiirinde. Paşazadeydi aslında burjuva karşıtı olmasına rağmen. Ancak çok kızardı kendisine paşazade diye takılan arkadaşlarına. Daha küçük yaşlarken Mevlevi dervişi paşa dedesinin şiirlerini dinler, derviş toplantılarında dizinin dibinde otururdu. Duygusal bir çocuktu. Hele ki Çanakkale'de şehit düşünce dayısı yaşına başına bakmadan şiirler yazdı. Yıllar sonra vatan haini diye anılacağından habersiz biçimde vatanı için şehit olan dayısının ardından ağlıyor, ağlıyor ama gurur da duyuyordu. Derken Bahriye Mektebi'ne girdi. Denizci olacaktı ama olmadı. Annesinden boşanan babasının hasreti, annesine aşık Yahya Kemal'e olan kızgınlığı derken bir gün güvertede, soğuk havada uzun süre açıkta kaldı. O zamanlar zatül cenp diye bilinen hastalığa tutuldu. Dediler ki çürüksün sen, senden bahriyeli olmaz, senden asker olmaz. Yolu gösterdiler kendisine. Ömrü boyunca da atlatamadı bu hastalığı. Ayrıldı mektepten, arkadaşlarından, öğretmenlerinden, alt sınıfta okuyan Necip Fazıl'ın kıskanç gözlerinden. Memuriyet, ticaret gibi işlere girmek istemedi. İstanbul işgal edilince Ağa Camii'ne İngiliz bayrağı çekildi. Buna içerleyen Nazım, İngiliz bayrağını indirir şeref eden. Asar oraya Türk bayrağını. Hızlıca bitirir işini ve dar sokaklarda kaybettirir izini. Bakar ki camilerden, minarelerden bayrak indirmekle olmayacak bu iş. Anadolu'daki asilere katılmak için yardım ister, çare arar. Bulur da. En sonunda atar kendisini İnebolu'dan Ankara'ya. Paşanın huzuruna çıkar ama bu paşa dedesi olan paşa değildir. Atamız olan paşadır. Mustafa Kemal'dir. Öyle heyecanlanır ki Nazım onu görünce konuşamaz. Paşa bakar Nazım'a. Ülkeye öğretmen de lazımdır der. Sadece asker değildir. Hem düşmanla hem cehaletle savaştığının farkındadır paşa daha o zamanlar. Boş verin cepheyi. Öğretmen olun diyen paşanın izniyle ayrılırlar Ankara'dan Ocak ayında. Bolu'ya geçerler öğretmenlik yapmak için. Bir süre yaparlar da yaklaşık 5-6 ay. Konuştukları hakim abileri çeler akıllarını. Rusya'ya gidin, devrim oldu. Öğrenin, bilgilenin, devrimi görün, yaşayın der. İşte böylece giderler Rusya'ya. Komünist Rusya'nın üniversite öğrencisi olurlar. Dünyanın dört bir yanından öğrencilerle, devrimcilerle, yoldaşlarla tanışırlar. Öğrenirler, okurlar, yazarlar. Vakit gelir, geri dönerler. Giderken bıraktıkları o yoksul padişah kulları. Hala yoksuldur ama asil Türk vatandaşı olmuşlardır. Atatürk'ün Türkiye'sini görür, hayran kalır. Vatana hizmet etmek için yana yakıla iş arar. Bulur da. Ama çok sürmez bu rahatlık. Komünist diye yaftalanmıştır. Birlikte Rusya'ya gittiği Şevket Süreyya mesela. Dümeni kırıp cumhuriyetçi olmuş Atatürk'ün eşrafındandır. Ancak Nazım, genç ve cevval adam, yok der. Kalemin kuvvetli. Gel seni Ankara'da yazar yapalım diyenlere, yok der. Ben komünist şair Nazım Hikmet diye gezer ortalıkta. Milli mücadele zamanında Türkiye'den kaçıp Alp dağlarının eteğinde keyfine bakan Yakup Kadri, millet yiyecek yemek bulamazken 15 kilo alan Yakup Kadri, cumhuriyetçi yazardır. Has adamıdır Ankara'nın. Köşe başlarına yerleşmişlerdir ve kaptırmamak için köşelerini halkın önüne atmaktadırlar rakiplerini. Nazım Hikmet tekrar gider Rusya'ya. Gıyabi dava açılır hakkında. Hapse mahkum olur. Ancak 29 Ekim hürmetine genel af çıkar. Hopa'dan tekrar giriş yapar ülkesine. Kaçak olduğu için 3 gün kalır nezarette. Rize, Ankara derken yine İstanbul'dadır.
dergilerde, gazetelerde ayak işleri yapmaya başlar önce. Sonra da geçer direksiyona. Peyami Safa elinden tutar. Edebiyat cemiyetlerinde söz verir Nazım'a. Şiirler okur. Nazım ayakta alkışlanır. Tek bir kişi ayağa kalkmaz. Nazım iyi bilir bu gözleri. Yıllar önce bu gözler Bahriye Mektebi'nde de kendisinin üzerindeydi. Necip Fazıl'ın gözleriydi bu. Hayatında her şeyi yoluna giren Nazım dolmuştur. Taşmak ister artık. Geçtim putların ormanından baltalayarak. Ne de kolay yıkılıyorlardı der son otobüs şiirinde. Abdülhak Hamit'ten başlar yıkmaya. Devam eder. O yıktıkça karşısındaki cepheden sesler gelmeye başlar. Hatta Yakup Kadri o kadar ileri gider ki bu millet savaşlardan dolayı yıllarca saman çöpü yediği için yeni neslin böyle konuşması normal der. Nazım'ı hakaret edeceğim derken bütün Türk gençliğini hakaret eder. Nazım sinirlenir bu söze, verir veriştirir. Milliyetçi gençler de tepki gösterir Yakup Kadri'ye. Geri adım atar o büyük edebiyatçı. Evirir çevirir lafı. O zamanlarda unutkan olduğu için Türk halkı kaynar gider Yakup Kadri'nin bu rezaleti. Ama unutturmazlar Nazım Hikmet'in komünistliğini. Milliyetçi gençleri dolduruşa getirip Nazım'ın çalıştığı gazeteye baskın verdirirler. Kendisini dövmeye gelenler özür dileyerek ayrılır Nazım'ın huzurundan. Devam eder Nazım. Merdivenlerinin çengelini yıldızlara asarak, ölülerin başlarına basarak güneşe doğru yükselmeye. Gazete, dergi derken bir de sinemada iş bulur. Ressamlık yapmaya vakit kalmamıştır. Piraye Hanım ile tanışır bu sıralarda. Nazım Piraye ile, dünya ise faşizmle tanışır. Türkiye'ye de sıçrar faşizm dalgası. Atsız alır sazı eline, faşizm propagandası yapar. Derken Nazım donanma davasından içeri atılır. Herkes bilir Nazım'ın suçlu olmadığını. Ne tanık vardır ne de delil. Ama zaten donanma davası bahanedir. Mesele Nazım Hikmet'in esaretidir. 28 yıl yazarlar Nazım'a. Dünyası başına yıkılır. Atatürk'e mektup yazar ama atamız da o zamanlar iyi değildir. Ebediyete irtihaline az kalmıştır. Derken günler geçer, İnönü Cumhurbaşkanı olur. Nazım'ın şiirlerini görür gazetede. Şiirleri özgür, kendisi mahpus o zamanlar. Şu Nazım gibi şair içeridedir ya der. Çok canım yanar. Ama elimden bir şey gelmez. Fevzi Çakmak içeride tutuyor onu diye dert yakınır kurmaylarına. Yıllar geçer, Nazım da geçer. Yıllar ilerlerken Nazım yükselir. Hapiste 3 metrekarelik odaya sığdırırlar bedenini ama şairliği koskoca ülkeye sığmaz. Tüm dünya komünistleri onun şiirlerini okur. İsmi yankılanır bir kere bile gitmediği ülkelerin en büyük meydanlarında. Derken dünya aydınları imza toplarlar. Nazım'ı serbest bırakın diye. İktidar değişir. Menderes hükümeti serbest bırakır. Serbest bırakır ama askere almak isterler Nazım'ı. Nazım 10 yılı aşkın süre boyunca dışarıyı özlemiştir. Bir gün elinde askerlik belgesini görür. Askere gideceksin derler kendisine. Nereden çıktı bu askerlik der. Ayrıca ben hapse girene kadar 10 yıl dışarıda kaldım. O zaman çağırmadılar da neden şimdi çağırırlar der kendi kendine. Birden aklına gelir. 30'lu yıllarda matbaada görüp elinden tuttuğu, abilik yaptığı Sabahattin Ali'nin öldürülüşü. Hapiste tutamadılar. Askere alıyoruz deyip öldürecekler beni der Nazım. Bir yolunu bulup çıkmalıdır Türkiye'den. Refik Erdoğan'ın yardımıyla Romanya'ya kaçar Nazım. Kimse bilmez nerede olduğunu. İçişleri Bakanlığı ülkede fellik fellik Nazım'ı arar. Ta ki bir hafta kadar sonra. Nazım Hikmet Romanya'da diye anons yapana dek Romanya radyoları. Daha sonra da Rusya'ya gider. Ne vatandaşlığı kalır Nazım'ın ne de vatan sevgisi. Vatan haini der Ankara gazeteleri. Cevabını verir ta Rusya'dan. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak.
diye hayıflanır Nazım ölümüne yakın. Kurtuluş Savaşı'nın destanını yazmıştır. Sorarlar kendisine, neden bu zamanda yazdın diye. Ben komünistim iki gözüm der. Mustafa Kemal Paşa'yı övmeden destan yazılmaz. Ölsem de yalaka diyecekler. Vefat ettikten sonra yazdım der. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. İşte o sarışın kurda yalakalık yaptığı söylenmesin diye bekletmiş destanı yazmak için. Ama bunları konuşmaz hiç. Kendisinden bahsederken, sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim der. Övmez kendisini, öldürmez de. Tek dileği Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülmektir. Mezar taşı da istemez. Bir tane çınar ağacı ister. Edebiyatımızın en büyük çınarı. 1963 yılı. Yine böyle bir 3 Haziran sabahında erkenden kalkar. Eşi uyuyordur. Pijamalarıyla kapıya çıkar ve son kez eline alır gazetesini. Orada öylece yıkılır.